Merhaba hanımlar, Atölye bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki projemiz yine çok keyifli ve farklı bir proje. Burunluk örüyoruz bu hafta. Kış aylarında hemen tak çıkar, çok kolaylıkla kullanabileceğimiz bu boyunluğumuzun farkındaysanız başlangıcı ve bitişi bile belli değil. Çok düzgün bir şekilde örülmekte. Hatta ben bir tane ördüm bu arada hazırladım. Normal açık hali de şöyle asimetrik bir yapısı var. Ama göreceksiniz az sonra katlandığında tam düzgün bir boyunluk elde edeceğiz. Yıldız örneği. Farklı farklı yıldız örnekleri var ama bu sanırım en keyiflilerinden biri. İplik olarak burada yünlü bir iplik kullandım. Daha kalın ve bir yumak yeterli oldu. Bunda ise böyle 50 gramlık kendinden hafif parlak ipler muhakkak görmüşsünüzdür. Bu ikinci yumağım ve neredeyse hiç kullanılmadı ama biraz da tabii açmak zorunda kaldım. Yeterli gelmezdi bir adet 50 gramlık. 3 adet yumaktan 50 gramlık 2 tane rahatlıkla örebilirsiniz. 6 numara tığ kullandım. Kalınca bir tığ. Hatta benim bu kalınlıkta bir tığım yoktu. Böyle bir setin tığı vardı. Onu kullandım. Buradaki ilk püf noktamızı da vereyim başlarken. İpliğinizden, ipliğinizin önerdiği tığ numarasından bir tık daha kalın tığ kullanmanızı öneririm. Daha yumuşacık bir dokusu olsun diye. Bir an evvel başlayalım ve zaten keyifli öreceğimiz bir örnek olacak göreceksiniz. Boyunluk olarak öreceğiz ama dilerseniz bunu bere haline getirme noktasında da size ipuçları vereyim. Daha başındayken vereceğim genişlik boyunluk için uygun. Siz zincir sayısını başlangıçta daha fazla yaparak daha büyük bir yükseklik elde eder ve aynı şekilde ördükten sonra tepesini büzerek yine bir bere elde edersiniz ki kenarları böyle tırtık tırtık olur. Bu kadar kalın bir ipi tavsiye etmem. Tepesi çünkü o zaman çok düzgün büzülmez ve çok kalın olur. Ama böyle yumuşak dokulu bir iple ben de muhakkak deneyeceğim. Örneğimiz için 36 tane zincir çekerek başlıyorum. Bu ipimi ben gayet rahatlıkla 5 numaralı tığla falan örebilirim. Ama 6 numarayla örerek böyle yumuşak yumuşak bir doku elde edeceğim. Gevşek gevşek 36 tane zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Ama sizler 36 şart değil. Birazdan mezurayla ölçüsünü de vereceğim. Sizler bu zincir sayısında dilediğiniz gibi sayıyı değiştirebilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Şimdi bu benim başlangıç kısmım. Farkındaysanız daha fazla görünmekte. Çünkü üzerine bu yıldızları yapmaya başladığımda toparlanacak. 36 zincirle başladığım kısım ben de yaklaşık 22-23 santim kadar oldu ama sizler daha geniş bir boyunluk isterseniz bunu zincir sayısını arttırabilirsiniz. Beşer beşer ekleyerek çoğaltacaksınız zinciri ama bolca çekin fazlasını sökersiniz gerekirse. Başlarken yıldızımı iki parça halinde yapıyorum. Yani yıldızımın yarısını giderken yarısını dönerken tamamlayacağım. Şöyle yapıyoruz. Yine oldukça gevşek bir şekilde örerek. Zincirimin içine bakın, batıyorum. Bu birinci ilmeğim. Bu ikinci ilmeğim. Devam. 3 4 5 6. Toplam tığımın üzerinde 6 tane ilmek göreceğim. Ve hepsini şurayı birazcık gevşetiyorum. Birazdan orası sıkmasın diye. Hepsini birlikte toparlıyorum. Ve bir zincir yaptım, sıkıştırmıyorum farkındaysanız. Buradaki boşluğun içinden başlayacağız ilk. Çok sıkışmadan hemen bunun içine yine batıyoruz. Bu benim birincim, bu ikincisi. Şimdi bu noktada batım noktamıza dikkat.
Şuraya yan çevirdim. Bu en son gelen ipimin şu arka tarafındaki ilmeği. Battım 3. Altta zincirimin olduğu yer. En son battığım noktaya tekrar batıyorum. 4. Devam ediyoruz. 2 adım daha. 5 ve 6. Aslında her yıldızda toplamda 2 adım ilerliyoruz. Ve yine bakın hepsini topluyorum. Çok sıkmadan bir zincir yaptım ve ilk başlangıç noktam bu 1. Kendi dibi 2. Şurada yan çevirdiğimde rahatça görünen ilmeğin arka kısmı 3. Son battığım zincirin içi 4. Sonrasında 5 ve 6'yı yan yana 2 tane ilerleyerek yapıyorum ve bu sırada zincirimin sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyorum. Şimdi bakın yine hepsini toparladım. Çok sıkmadan şöyle bir zincir. Yine bakın önce tepeden 1 2. Buradaki ilmeğin arka tarafını sadece yakalıyorum. Şöyle yan çevirdiğimde daha net görülür. Arka tarafı 3. En son battığım zincirin içi 4. Sonra yan yana 5 ve 6. Hepsini toparlıyoruz. Yıldızlarımın yarısı gayet net bir şekilde görünebilir oldu. Bunu sıramızın sonuna kadar devam ettireceğiz. Toplamda benim yaptığım ölçülerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane yıldız olacak. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Zaten ikinci sıramızı yaptıktan sonra hep kendini tekrar eder hale gelecek. Evet, sıramızın sonuna gelirken son yıldızımızı yapıyoruz. Burada bitirme önemli ve başlangıç. Sebebini az sonra zaten göstererek anlatacağım. 3, 4, 5 ve 6. Yine toparlıyoruz. Şimdi bitirirken zincirimizi yaptık. Başını doluyorum. Son battığım noktaya bir kez daha batarak normal ikili trabzan yapıp bitiriyorum ki bu kenarımın düzgün bir şekilde ilerlemesine sebep olacak. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi bu örgümüzde vereline bir örgü var. Yani böyle buradan başladık ama bu şekilde eğrilerek gitmekte. Bunu da başlarken ve bitirirken yaptığım ufak püf noktalarıyla sağlamaktayım. Diyeceksiniz ki bu eğri nasıl sonra düz hale gelecek? O da zaten bu boyunluğun en önemli özelliği. Bu noktadayım. Dönerken, şimdi şöyle geldik. Dönerken bir zincir yaptım ve gevşek bir zincir yaptım ve döndüm. Yıldızın diğer ikinci parçasını oluşturacağız. Yani tamamlayıcısını yapacağız. İkinci sıradayız. Başını alıyorum. Şurada tam yıldızın tepesinin birleştiği bir boşluk vardı. Bunun içine batarak ve hafifçe şu kısmı uzatarak tekli trabzan yapıyorum. Bir. Yine başını alıyorum. Aynı noktaya ikinci kez. Ve hafif uzatıyorum. İki. Başını aldım. Yan yıldızımın orta kısmına her ortaya iki kez aynı batım işlemini yapacağız. Şuradaki boşluğa. Biraz uzatıyorum. Bir. Aynı noktaya tekrar. İki. Bu yıldızımın toplanma noktasına. Her seferinde iki kez batarak. Biraz da dip kısmı uzatıyorum. Bir. İki. Bakın önden daha net görebilirsiniz. Devam edeceğiz. İkinci sırada yani örgümüzün arka sırasında yaptığımız tek işte bu. 1 2 1 2 Bu şekilde ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar yine. 1
Peki. Böylece hem sıramız bir düzgün hale gelmiş oluyor, hem de yıldızlarımız tamamlamış. Her bir yıldız seti için iki sıra örmek gerekli. Şimdi burada sıranın sonunda hem verev oluşturmaya hem de kenardaki bu yapıyı sonradan değil, daha örerken yapıyoruz, oluşturuyoruz. Onu nasıl oluşturduğumuzu göstereceğim. Birinde başlarken, birinde sıranın sonunda bitirirken yaptığımız küçük bir trikle güzel bir hale gelecek boyunluğumuz. Kalın tığlı örmek de biraz daha zor. Şimdi arka sırayı örerken, yani burada her bir tepeye ikişer tane doldururken ki sıralarımızda. Bakın son kısmı da yaptım. Şimdi bir adım daha devam ediyorum. Bunu da şurada yaprak yaprak örmüştük ya. Şuradaki ilk boşluğun içine batarak yine tekli trabzan yapıyorum. Yani bir tık taşırıyorum aslında. Şu kısım oluşuyor burada. Bakın şu. Bu kısımlar oluşacak. Diğer tarafı da diğer sırada yapacağız. Şimdi bu aşamada ikinci sırayı bitirdiğimizde tekrar göstereyim. En son kesişme noktasına da yaptıktan sonra yine son bir tane fazladan tekli trabzan yaparak ikinci sıramızı da tamamladık. Bu örgümüzün arka yüzü, bu örgümüzün ön yüzü olacak. Üçüncü sıraya başlarken aslında birinci sırada yaptığımız işi yapacağız ama verev işine de başlayarak. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıp bakın şöyle tuttum. Ben buraya bir tane fazladan dilim oluşturacağım. Burada yaptığımız 16 yıldızı hep koruyacağız. Sadece bir tanesini sağ tarafa taşırırken sonda da bir tanesini iptal edeceğiz. Örerken daha net anlaşılacak. 5 zincir yaptım ve başlıyorum bakın. İlk zincirimden daha. Bu benim birinci ilmeğim. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Ön yüze çevirdim. 4 tane ilmeğim var. Beşinci de şuradaki saç örgüsü gibi dokunun sadece arkasındakini alıyorum. Bunlar da zaten zincirin tam içine, yani iki ilmeğini birden yakalayarak gelmiştim. Beşinciyi yaparken sadece tekini yakaladım. Beş. Yine burada da saç örgüsü dokusunu görebilirsiniz. Burada da yine sadece arkadakini alıyorum. Böylece bu örneğimdeki şu çizgi çizgi yer oluşacak. Toplam 6 tane ilmek yine oldu. Az önceki gibi hepsini toplayıp gevşekçe bir zincir yapıyorum. Ve yine bu bir. Kendi dibi 2. Şu yan çevirdiğimde sadece arkadaki ilmeği alıyoruz demiştim. 3. En son battığım nokta ve burada önemli olan şey tek ilmeğe batmış olmak. 4. Devam ederken de artık bu ön yüzlerde o çizgi çizginin oluşması için hep arkadaki bir ilmeği yakalayacağız. 5. Bir adım daha 6. Sınırımız bu yıldızın üzerinde kalmak. Bu yıldızın üzerindeki iki trabzana, tekli trabzana hiç dokunmuyoruz. Bakın sakın kaydırma yapmayın. Sonra sökmek zorunda kalırız. Yine 6 taneyi yakaladıktan sonra sayı olarak hepsini topluyoruz. Ve gevşekçe bir zincir. Bir kez daha. Bir. Baştakiyle beraber iki. Bunun şu arka ilmeği, burada biraz sıktık galiba. Şöyle çekeyim tırnağımla. Evet. Sadece arkadaki ilmek. 3. En son battığımız tek ilmek. 4.
Sonrasında yine arkadan bakın. 5 ve 6. Böylece bu saç örgüsü dokusu önde görünebilir halde kalacak. Ve hepsini birlikte topluyoruz ve gevşekçe bir zincir. Gördüğünüz üzere yaptığımız o fazladan 5 zincir örgümüzün sağa doğru yatmasını sağlayacak. Sonrasında yine örerek devam edeceğiz. Ta ki son yıldızın üstüne gelene kadar öreceğiz. Burada yine bir güzel püf noktası var. Bir kez daha yıldızımızı görelim. Sınırımız dedik bu ikisinin üzerinde ilerlemek. Önce dibine. Sonra arkadaki tek ilmeğe. En son battığımız yere. Sonrasında iki adım ilerliyoruz ve arkadaki tek ilmeği yakalayarak ilerliyoruz. Ve hepsini topladık. Yine yıldızımızın yarısı oluşmaya başladı. Şimdi yine sıramızın sonuna kadar, tam sonu değil, şuraya kadar örelim. Burada tekrar görüşeceğiz. Evet, sıramızın sonuna gelirken iki tane şu çiçek, yıldız gibi kısım kaldı. Bu noktada başlarken nasıl fazladan yapmıştık bir tane? Yıldız sayımızı değiştirmiyoruz. Şöyle yine bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 topladık, kapattık. Şimdi burada son yıldızımızın üstünü bekletiyoruz. Ve de nasıl başta bitirirken normal bir ikili trabzanla bitirmiştik, burada da aynı şeyi yapacağız. Başını bir kez doladım. Son battığım noktaya yine bir ikili trabzan yaptım. Burada bir tane açıkta bıraktık ama toplamda yine 16 tane yıldızımız oldu. Bir tane fazla da burada yapmıştık zaten. Yine bir zincir yaparak dönüyorum ve başını alıp ilk yıldızımın orta noktasından şöyle hafif çekerek iki tane tekli trabzan yaparak ilerliyoruz. Yandaki yıldızın ortasına. Burada eksiltme yaparken sırayı bitirip ön tarafa dönerken bir tane yıldızımızı fazlalaştırıp devam edeceğiz. Böylece örgüde yıldız sayısı değişmezken verev şekilde ilerlemiş olacağız. Şöyle her bir orta kısma ikişer kez batarak ilerliyoruz. Pardon. Beraber ilerleyelim ki yeni sıranın başlangıcını da gösterebileyim. Uzunlukları ayarlamak bir müddet sonra merak etmeyiniz alışıyor ki çok da kritik değil. Büyük tığ kullanmamızın avantajı burada. Zaten çok sıkamıyor olmamız ilmekleri. Çok ince iplerle ve çok küçük tığlarla yaparsanız örnek kendini çok göstermeyecektir. Verev örmek istemiyorum, düz örmek istiyorum derseniz de bu yaptığımız işlemleri arttırma, sondaki eksiltmeyi yapmazsınız. Dönüş işlemleri aynı şekilde olmak üzere her yıldızın üzerine birer tane yapıp ilerleyebilirsiniz. Deneyerek rahatlıkla bulabileceğiniz bir şey. Evet, bakın şöyle ikişer tane yaparak geldim. Burada bir tık ileriye geçerek zemin hazırlıyordum hatırlarsanız. Son ortamızı da yaptıktan sonra bir hamle daha yapıp şu kenardaki son trabzan boşluğunu kullanıp tek bir tane daha tekli trabzan yaparak bu sıramızı da tamamladık. Şimdi ön yüze doğru döneceğiz. Bir kez daha tekrarlayalım buradaki yaptığımız işlemi. 1, 2, 3, 4, 5. Döndük. Bu 5 zinciri yaptığımızda arttırma yapacağımız yerde 1, 2, 3, 4,
Beşinciyi yaparken zincirin sadece arka hanesini alıyorum. 5. Yine burada da zincir görünümünün arka ilmeğini yakaladım ve 6. Hepsini birlikte toplayıp çok sıkmadan bir zincir ve yine başlangıcım 1 2 3. Tabii ilk ilmeğimiz de var. İlmek sayımız 4 oldu. Sonrasında da 5 ve 6. Şuradan kontrol edin. Yan yıldıza geçmeyin aman demiştim. Yine bakın sayı tutuyor zaten. Topladık. Ve bu şekilde keyifle ilerliyoruz ve bu mantıkla istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Şimdi kimisi boyunluğu daha dar boynunu sarsın ister. Kimisi daha dökümlü sever. Artık bu noktada biraz sizin zevkinize kalmış. Ben yine tabii ki bir ölçü vereceğim. Ama ben boynumu biraz sarmasını severim. Çok böyle gevşek olmasını sevmem. O yüzden vereceğim ölçüler 38 beden, hani boynu daha böyle ince bir insan için geçerli olacak ölçüler. Ama ben bir kez daha sıranın sonuna kadar gelmeyi size göstereceğim. Sonra da ölçüleri vereyim ve o ölçüye kadar birlikte örelim. Evet, yine sıranın sonuna gelirken hala iki tane yıldızlı bölümüm vardı. Burada bir tanesini yapmadan dönecektik biliyorsunuz. 4, 5 ve 6 son yıldızımızı yaptık, kapattık. Ama başını dolayarak bitirme için bir ikili trabzan daha yapıyorduk hatırlarsanız. Aynı noktaya batıyorum. Yani bunun sınırına taşmıyorum. Ve dönerken de şu an ön yüzdeyim. Arka kısma dönerken de bir zincir yapıp dönüyorum. Ve ilkinin içinden tekli trabzanları yapmaya başlıyorum. Başlarken tam ifade edememiş olabilirim. Zincir sayınızı ayarlarken evet biz yıldızı yaparken 5 batım yapıyoruz. Ama her aşamada 2 tane ilerliyoruz. Dolayısıyla siz zincirinizi arttıracaksanız 2-2 arttırın. Ama benim önerim yapmak istediğiniz genişlik kadar zinciri çekip biraz daha hatta fazlasını üzerine örneğinize başlayın. Fazlasını sökmek kolay. 5 adımda yıldızımızı tamamlıyoruz ilkinde ama her seferinde 2 zincir 2 zincir ilerledik. Sadece ilkinde hatırlarsanız fazlaca zincir kullanmıştık. Şimdi bu şekilde verevi de rahatlıkla artık görebilirsiniz. Bu noktadan gideceğiz arka tarafı yaparken yine son noktada bir taşıyacağız. Ön yüzde yine 5 zincir yapıp bu fazlalığı yaparak öreceğiz. Peki bunu ne kadar öreceğiz? Şimdi yaklaşık ölçüyü size böyle bir verev. Şöyle göstereyim. Buranın verevinin ucundan başlıyorum. Şuraya kadar geldim. Toplam 56 santim benim veremde. Peki bu verev nasıl bir düz hale geliyor? Hiç merak etmeyin. Katlandığında o uçlar birbirini bulacak. Bakın bunu böyle katlıyorum. Bu ucu da böyle katlıyorum. Nasıl düzgün karşı karşıya geldiler. Yıldızı tam bitirdikten sonra ipinden biraz mesafe bırakarak koparıyoruz ve bunu dikerek birbirine monte edeceğiz. Bunun için de bir yün iğnesine ihtiyacım var ve dikerek hemen boyunluğumuzun formunu oluşturacağız. Şimdi ben de bir iğne alayım, bunu dikerek son aşamasında yapalım. Şimdi bu noktada dikerken örneğin bütünlüğünü de korumamız gerekiyor. Normalde döndüğümüzde ne yapacaktık? Bir tane buradan arttırma yapacaktık. Dolayısıyla karşı uçtan gelen yıldızın ucunu da şöyle düşünelim, bir işaretleyici koyayım. Hani örerken geçmeyelim diyorduk ya, buna ait olan kısım, bu iki trabzan buna ait, buna ait olan kısım burada bitiyor aslında. Dolayısıyla dikmeye başlarken bunun ucundan olan yer buraya denk gelmeli ki şu girinti çıkıntı devamlılığını sağlasın. Alt kısımda da şurada da erken dönüyorduk hatırlarsanız. Bu da şuraya denk gelsin ki düzgün bir bitiş olsun. Yine benim için şu iki trabzanın olduğu yer kritik. İğnemizi ipliğimize taktık. Biraz da fazlaca uzunca kesmişim. Onu da
kısaltayım. Şimdi karşı karşıya getiriyoruz. Buradaki sınırı geçmiyorduk. Şimdi burada zaten tekli ilmekler görüyorsunuz. Buna şöyle iğnemizi takarak başlayalım. Burası saç örgüsü formunda. Bizim farkındaysanız saç örgüsü formumuz da bu noktada zaten hep sıra sıra devam ediyor. Şimdi onu da bozmayacağız. Hem de dikişimizi yapacağız. Nereyi kullanıyorduk? İlmeğimizin arka kısmını kullanıyorduk. Bu noktada da aynı şeyi yapacağız. Şimdi birinciyi şöyle sabitleyelim. Yine buradan bir tane alacağım ama arka ilmeği buradan bir tane. Arkadan bir tane. Karşıdan zaten bu zincir üzerinde bitiş noktası olduğu için zaten otomatik olarak karşımıza böyle gelecek. Burada bir tane. Burada zaten zincir görüntümüzü koruyoruz. Arka ilmeği yakaladım. Buradan bir ilmek yakaladım. Arka ilmeği yakaladım. Karşıdan bir ilmek yakaladım. Şimdi biraz dikeyim ki oradaki bütünlüğü göreceksiniz. İlk başta sarı olanı ördüğümde başlangıç ve bitiş noktası hiç belli olmadan gayet düzgün ilerlemiştik. Şurada da bakacak olursanız yine saç örgüsü dokusu burada ne kadar düzgün görünmekte. Evet, bu şekilde dikerek sıranın sonuna kadar geleceğiz ama sıranın sonundaki o girintiyi de unutmayacağız tabii ki. Şu arkadan aldık, buradan bir aldık, devam ediyoruz. Şimdi nasıl burada bir pay verdik? Burada da biterken bunun iki tane trabzanı dışarıda kalacak. Bu aşamada bitmesi gerekiyor ki o bütünlük sağlansın. Şimdi bu arayı ben dikeyim. Son kısımda yine görüşeceğiz. Evet, son kısma kadar geldim. Zaten sayılarımız birbirini tutacaktır. Merak etmeyin. Bakın, bu yıldızın tepesindeki o ikiyi boşta bırakıyorduk. Son aşamada bu köşeyi de yakaladım. Ve arkaya doğru iptiğimizi aldık. Tabii bunları sonrasında yine tığla ya da iğne yardımıyla rahatlıkla yok edebiliriz. Bir sağlamlama daha işlemi daha yapalım. Ayrılmasın bu kısım. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi gayet düzgün bir bitiş gerçekleşti ki diğer taraflardan ayırt bile edilemeyecek boyutta. Bu halde katlanarak bitmiş hali de tabi örgü esner şey olur biraz. 27 santim kadar oldu. Benim için gayet uygun bir boy. Yükseklikte şimdi zincirin genişliğini verdim ama şöyle yükseklikte 20 santim benim için gayet yeterli. Çok böyle boğucu da olsun istemiyorum ama sizler bunu çocuklar için daha böyle yüksek isterseniz her türlü üzerinde oynama yapabilirsiniz başlangıç zincirinizde. Bu daha döküm döküm hoş bir dokusu oldu. Bu ise yünlü bir iplik. Daha kalın ve daha sıkı bir dokusu var. Belki lacivertlerle erkekler için bile uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi farklı farklı şeylere dönüştürülebilir. Bakın bunu büzdüğümüzde çok daha tabii biraz daha yüksek örmemiz lazım. Çok da güzel bir bere elde edilebilir. Örnek kendi içinde oldukça güzel ve keyifli örülmekte. Kesinlikle örmenizi tavsiye ederim. Bunu dümdüz örüp atkı boyunluk da yapabilirsiniz. Yani şöyle ki daha uzun örüp iki kat şeklinde, tabii bunu daha uzun düşünelim. Şöyle burma olarak boyuna sararak da kullanmanız mümkün. Dediğim gibi her türlü ipe de uyar ama birazcık kalın dokulu olması ve tığımızın da yine kalın olmasına dikkat edeceğiz. Ebru'lu ipliklerle de çok hoş olur. Ama bu dokulu ipi ben sevdim. Dediğim gibi sizler de dilediğiniz her iple bunu deneyebilirsiniz. Her pazartesi sizlerle bir proje paylaşmaya devam ediyorum. Cumartesi günleri de motif günümüz biliyorsunuz. Vakit bulabildiğim zamanlarda da çarşambaları da sizlerle örnekler paylaşmaya çalışıyorum.
Yeni projeler yolda. Lütfen takipte kalın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.